Sevgili seyirciler sürü Harun Aydın var. Harun Aydın bu hafta başında programımıza başvuruda bulunmuş bir konuğumuz. 7 Haziran'da eşim yeğenimin sünnet düğüne gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Aslında yeğeninin sünnet düğünü falan yokmuş. Çok büyük bir yalan söyledi. Ben onu düğünde sanarken o kayıplara karıştı demişti. Evet. Ee, Harun Bey hoş geldiniz. Kaç hoş yıllık oldu. evlisiniz? Eşiniz ee, Gül Aydın'la 3 ay sonra 3 ay sonra ee, iki 2 sene olacak. İki yıllık bir evliliğiniz var. Evet. E, her ikinizin de sanırım ikinci evlilikleri. Ee, benim ikinci evliliğim. Hı -hı. E, eşimin üçüncü evliliği. E, düğün neredeydi 7 Haziran'da? Tekir, Tekirdağ'da. Tekirdağ'da da ben... Seni niye götürmedi? Şimdi ben e, kayınvalidemden pek konuşmuyordum. Yani e, küs diyeyim, demeyelim de küs değilim ama... Anlaşamıyorsunuz. Yani, anlaşamıyoruz. Onun için... E, kızını da aramak e, şey yapmadım. Peki eşinizin sünnet düğününe gitmediğini, böyle bir düğün olmadığını kimden öğrendiniz? Kızından. Yani ben e, pazar günü akşam e, akşamüstü işte şey aradım, kızını aradım. Sude, Süde dedim ya annen dedim şeye gitti, Tekirdağ'a gitti. Düğün varmış. Düğün varmış dedim. Yok abi öyle bir şey dedi ya. Ben dedi şey diyeyim. E, Çerkezköy'deyim. Ondan Şimdi... sonra şüphelendim tabii. E, şey aradım kayınvalidemi aradım. Dedim hayırlı olsun dedim ya e, Alperen'in dedim sünnet düğününü yapmışsınız. Yok dedi öyle bir şey dedi ya sen dedi, nerede, nereden uyduruyorsun? ya e, Gül dedim cuma günü sabahleyin çıktı annemin evini temizleyeceğiz falan işte sağ ol. Düğünümüz de var. Düğünümüz de var dedi tamam. Ben de yani e, cuma bak cuma günü gitti sabahleyin gitti. Ben aradım şimdi dedi otobüse bineceğim dedi. Hı hı. Cuma günü gitti. E, cuma günü akşam aradım işte evdeyim falan dedi. Ama her zamanki konuştuğu gibi konuşmuyordu. Yani siz bu arada onun yalanını bozmuyorsunuz. Yok bozmuyorum. Onun yalanına e hayır, eşlik ben... ediyorsunuz. Yok hayır ben bilmiyorum daha. Cuma, cumartesi hmm. bilmiyorum. Ee, pazar günü öğreniyorum. Pazar günü akşamı öğreniyorum ben. Ondan sonra işte cumartesi günü aradım. ya Her zaman konuştuğu gibi konuşmuyordu. Her zaman ben, mesela ben aradığım zaman... Aşkım işte e, yemeğini yedin mi? Çalışıyorsun kendine dikkat et. İşte ne bileyim... Öyle konuşuyorduk. Ee, soğuk ve mesafeli mi konuştun? E, aynen soğuk bir de e, yani kapatayım hesabı yani yorgunum. Aslında yani yanında yani bulunan kişiler seninle uyuyacağım. telefonda konuştuğunu duymasın diye böyle daha e, üstü örtülü bir telefon görüşmesi yapıyordu. Aynen. Şimdi 7 Haziran'dan bugüne olmuş 20 gün. 20 gün. Yani. Siz o gün bugündür eşinizi göremiyorsunuz ve e, programa başvuruda bulundunuz. Evet. E, kayıp eşimi bulun diye. Balıyı, az sonralarla eşinizi bulduk. Hatta şöyle bulundu. Gül Hanım 7 Haziran'da yeğenimin sünnet düğününe gidiyorum diyerek Tekirdağ gittiğini söyledi. O tarihten beri haber yoktu. Dün bir şekilde evine geri döndü. E, neredeydi? Kimin yanına gitti? Niye böyle bir yalan söyledi? Gerçeklerin hepsini öğreneceğiz. E, eşinizi davet edeceğim. Var mı bir görüntü? E, şunu soracağım Harun Bey, evliliğiniz iki yıllık evliliğinizi nasıl tarif edersiniz? Nasıl tarif edeyim ben sana şimdi şöyle, e, tamam, e, çok güzel. Nasıl güzel? Güzel yani, bir evliliğimiz var. Güzel bir evliliğimiz var. Ama şimdi e, eşim beni kıskanırdı. Yani eşim beni kıskanırdı. Her gün işte gelirdik, ağız kavgası. Öyle öyle vurmaymış, öyle kırmaymış falan yok. Ağız kavgası. Sizi kıskanan kadın nasıl sizden ayrı i̇şte kaldı 20 İşte ben de onu diyorum yani. Ee, tamam. Kıskanıyordu. Kusur. Ama ben gerçekten söylüyorum. Ben kadınımı kadınımı yani karımı gerçekten seviyorum ya. Yani. Buyurun bakalım o sizi seviyor gerçekten mu? Gerçekten seviyor ama bilmiyorum artık. Sizi böyle karşıya alacağım. Yerinizden kalkmayın. Siz e, eşinizi çok seviyorsunuz. Sizi aşırı kıskanıyor. Güzel bir evliliğiniz var ama ne oldu da... ...bu kadar hani e, görünürdü küçük... Ama ortaya çıkabilecek bir yalanı söyleme cesaretini gösterdi. Gerçekte kimin Bilmiyorum. yanına gitti? Ama artık artık ben de bilemiyorum kimin yanında. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Ya gerçek yüz, yüzleşmeye hazırım tabii illa ki yani. Peki günaydın buyursunlar. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Düğününüz var mıydı? Ee, ben sadece kafa dinlemek için evden ayrıldım. Yani Gerçekten moralim bir düğün... bozuktu. Yoktu. Düğün yoktu. Yoktu. Peki yeğenimin düğünü için annemlere gidiyorum yalanını söylediniz mi? Ee, yani korkumdan şey yani bağır çağır diye. Yani öyle bir yalan söyledi bir yani. 20 gündür nerelerdesiniz? Ben mi? Ee, orada burada kaldım. Yani sokaklarda yani. Her, Yattım, kalktım. Kafa dinlemek isterken hayatınız perişan oldu. Evet, yani kafanız allak bullak oldu. Evet, şu an toplayamıyorum kendimi. Hı -hı. Yani bir o hale düştüm. Yani Kafa ben... dinlemek için evden çıktı, hayatı kaydı. Vallahi öyle, değil mi? Ya evet. Peki, buyurun Harun Bey. Şimdi ben soruyorum, kusura bakma özür dilerim, sizden de özür diliyorum. Nasıl ben. buldunuz eşinizi Vallahi aynı. Biraz. Hı. Hafiften bir zayıflama var ama. Ama ben diyorum, yine de diyorum. Yine de gerçekten söylüyorum ben. İzin vermeyecek miydim? Sen kafa dinlemeye gitti, gittiğin zaman ben izin vermeyecek miydim? Sen annene gidiyorum dediğin zaman ben sana izin vermiyor muydum? Tekirdağ'a gidiyorum. Bir saniye, Tekirdağ'a gidiyorum dediğin zaman ben sana izin vermiyor muydun? 10 gün kalıyordun, 15 gün kalıyordun. Ben ya arayıp soruyorum. Ya ona bir soruyorum. şey demiyorum Harun. Harun'un hiçbir şey demiyorum ona hiçbir şey demiyorum ama ha. sen karşılık veriyorsun bana hem de bana şeyler yapıyorsun hani her şeyi yapıyorsun yani her ne şeyi yapıyorum vuruyorsun ben sana. kırıyorsun döküyorsun her senin şeyi darmadağın ediyorsun senin kıskançlıkların yüzünden senin kıskançlıkların ama yüzünden ben her erkek kıskanma her, tamam her bayan, sen beni sevebiliyorsun seviyorsun kıskanır. değil mi seviyorsun, her erkek, kıskanıyorsun her tamam kıskanır. evet evet ama ben de yani benim Ama yanımda sen olmasını aşırı istiyorum. Aşırı. Benimle muhabbet etmesini istiyorum. ...hani benimle dertleşmek istiyorum ama o onda yok. Sizde dertleşmiyor? Yani benimle hiçbir şey yok. Hep telefonla oynuyor. Hı -hı. Hani her şeyi seyrediyor. Hı -hı. Uygusuz şeyler de seyrediyor. Evet. Yani ben bunu... ...yani anlat... ...yani ben bu şey için çıktım yani. Her şeyi anlatmak için. Saklım gizdim yok. Nereye Belki, gittiniz peki? Hangi şehre gittiniz? Gerçekten Tekirdağ mı gittiniz? Tekirdağ'da. Evet, Tekir Bu 20 gün boyunca Tekirdağ'da mı kaldınız? Değilmiş. Evet. Tekirdağ'ın dışına çıktınız mı? Hayır, hiç çıkmadım. Yani Tekirdağ'dan sınırından geçtiniz mi? Hayır, hiç Başka geçmedim. Başka bir ile gittiniz mi? Hayır, hayır, hiç gitmedim. Adım hiç, attınız, attınız mı? Hayır, atmadım Esra Hanım. Tekirdağ'ın dışına çıkmadınız. Hayır, hiç bir yere gitmedim. Hiçbir yere. Hayır. Tekirdağ'da evet. kimde kaldınız? Sokakta kaldım. Orada annen yok mu senin? Annem vardı da annem ben gittim işte geçen ee bayramda. Hı hı. Hani bir şey yapayım diye dinlenmek için. Hani annem dedi böyle niye, niye geldin dedi. Peki ben sana para gönderdim. 500 lira para istedin benden. Sen 300 lira istedin ben sana 500 lira gönderdim. Nereden çekildi? Kart sende. Ben bakıyorum. 40 TL Vize'den çekiliyor. çollu çollu Chorlu hani Uydu, Uydu Grubun ATM'sinden aynı aynı şekilde 500 lira para çekiliyor Pazartesi günü. Telefonlar kapalı. Telefonu niye telefon niye kapatıyorsun? Hayır, hayır, hayır telefonu yok. niye kapatıyorsun? Telefonum yok. Engeller. Kırık, telefonum kırık. var var telefonum var. Evde şu anda telefonum. Ben telefonuna da baktım. Bak ben sana bir kez sefer söylüyorum. Önce şu soruyu cevaplayalım. Bak biraz kırklar önce Ali sordum bize. size. Tekirdağ'ın dışına çıktınız mı dedin? ya hmm, Hayır dediniz. Yani kırklar yani... de kim vardı? Kırklareli'ne de kimsem yok. Ben sadece e, dolaşmaya gitmiştim. Dolaşmaya gittim. Tekirdağ'da e, vize arası kaç dakika? Valla bir saat falan sürer. Bir saat. Bir saat. Ve cebinde paran olmadığı için para istiyorsun. Evet. Parası yani, yani, olmadığı, için bak olmadı kolyesini ki... satmış kolyesini. Parası evet, olmadığı için olmadı kolyesini için satmış. Oradan para çekiyorsan Hayır. zararına olursun. Evet. Yani. Geçti Bize de bir birinin olması yaparsa, lazım. Evet yani. Bize tam de birinin üç kere, olması üç, lazım. Tam üç kere ben üç kere gönderdim sana Kaç para gönderdin? Bir seferinde 500 lira gönderdim. Dedim lan harçlıksız kalmasın dedim. Bu 100 lira daha yatırayım dedim. Hani bir hani nereye gittiğini de öğrenmek için yani. Kusura bakma. Üç kere gönderdim. Üçünde de aynı yerden 100 lira da şeyden çekilmiş. E, aynı ATM'den Çorlu uydu grubun ATM'sinden çekilmiş ama 40 lirali vize. Onda kanıtım kanıtım var yani. Şimdi çekmiş olduğunuz ATM'lerin kodları falan var annene ya. Söylüyorum, evet, annene söylüyorum, annene soruyorum. Doğru. Kırklareli vizede kim var diyorum. Kimsemiz yok diyor. Allah cezasını versin diyor. Annen bile istemedi, ben kabul ettim seni. Annen bile istemedi, evet, ben kabul a, ettim. istemedi ha? yani evliliğimizi. Asıl mevzu, kırklar elinde ha? kim vardı? Kimsem yok, kırklar elinde. Gerçekten Tekirdağ'da ya... sokaklarda kaldım diyorsan, ...Tekirdağ'dan kırklar eli bize gitme. Zaten da... cebindeki parayı harcaman demek ki. Yani demek or, ya? Orada parasız kalma kaldım, yani her şeyimi sattım. Hani evet. kredi kartını da kullandım. Evet. Yani. E şimdi sen şimdi onun parasıyla kaçıyorsun. Onun parası kayıplara karışıyorsun. Bunu niye yapıyorsun? Ya yani yap. Yani bende de hatta oldu tabii ki. de... yani keşke yani genelde bu iş şöyle oluyor. E internetten birini buluyorsunuz. E, o size cazip geliyor. Bir gidiyorsunuz orada hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Vize'deki Var. kişi Var öyle. Var. Bir vizedeki sene, evveli, kişi bir sene evveli, İnternetten tanıdığınız kişi. 1 sene hayır. Ben hayır. bunu Kimse, bak ben... seni yakaladım biliyorsun. Hakan Bilici diye biriyle yakaladım. Biliyorsun değil mi bunu? Yakaladım seni. Ben Kim? yine affettim seni. Bir sene evvel. Kim o? Evlendik. Hakan Bilici. Hayır ha Mustafa Bilici'dir o. Mustafa Bilici. Yakaladım Ama... ya. Yıkaladım. Resmen adam yazıyordu ya. Sen de ona yazmışsın. İstanbul'a geldiğin zaman Harun. görüşelim. Harun o eski kapanmış Sen benden elliyken gidiyorsun Ama... başkasına yazıyorsun ya. Ben sen ben yüzünü görmediğim bir, bir insanı... Ikinciye. Bir saniye. Mustafa Bilici yaşıyor? nerede bakma, yaşıyor? Özür dilerim. Kasım şeyde... Hmm, Mustafa Bilici şeydin ya... Bu Kahramanmaraşlı. Kahramanmaraş. Ankara'da ikamet ediyor. Doğru mu? Ankara'da ikamet ediyor. Adam yazıyor ben İstanbul'a geleceğim. İstanbul'a geldiğim zaman görüşelim. Ben senin telefonunu aldım ya eline. O da ben de mahsuzluktan yazıyorum. Gel aşkım. Yazıyorum. Adam beni görüntülü arıyor, görüntülü. Yok ben onunla ben yüzünü görüntülü bile arıyor. Dahi görmedim. Ben telefonunu, senin, senin telefonunu niye kırdım, niye duvara vurdum, patlattım o gün? Niye sana, pardon, hani sinirden, özür dilerim, iki tane de e, vurdum. Vurmadım demiyorum, Gerçekten. inkar etmiyorum. Kabul Ama edilir bir davranış beynim değil. döndü. Beynim döndü. Beyniniz Gerçekten beynim kardeşim, döndü kardeşim. Yani. boşanın o zaman. Aldattığını görüyorsan boşan. Ben yine affettim. Yani hem şiddet uyguluyorsun, kabul edilmez davranış yapıyorsun hem evli kalmaya devam ediyorsun. Bak ben yine affettim. Sen kocanı seviyor musun? Hayır. Kesinlikle. Ben boşanmak istiyorum. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.